Merak ettiklerinizi Faruk soruyor. Öğrenmek istediklerinizi Faruk soruyor. Kim şaşırtmış? Kim güldürmüş? Faruk soruyor. Faruk soruyor. Faruk soruyor. Faruk soruyor. Faruk soruyor. Şimdi sorma sırası bende. Evet, soruyorum. Evet, Faruk Soruyor'un 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili seyirciler. Evet, Faruk Soruyor'un 4. bölümündeyiz. Gerçekten her hafta farklı bakış açısıyla insanlarımıza sorular soruyoruz biliyorsunuz. Bugün de kış akşamı Beşiktaş'a gelmeyi tercih ettik. Çünkü Beşiktaş'ın insanı gerçekten çok mizahi ve sempatik cevaplar veriyor. Biz de geldik, bugünkü sorumuzu soracağız. Bugünkü sorumuz çok enteresan. Gerçekten insanların biraz daha hayallerini zorlayan bir soru olacak. Tek şansınız olsa, biz size şu an bir şans vermiş olsak, sizi bir ülkeye göndersek... Hangi ülkeye gitmek istersiniz ve neden sorusunu insanlarımıza soracağız. Bakalım insanlarımız, Türk insanı, Beşiktaş halkı en çok hangi ülkeye gitmek istiyor ve neden gitmek istiyor? Ben de merak ediyorum. O zaman fazla merak etmeden ne yapalım? Videomuzu izlemeye başlayalım. İsim neydi? Murat. Murat. Nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Çalışıyor musun? Evet, burayı yapıyoruz. Kartal yuvası. Kartal yuvası. Aslında bir Beşiktaşlı'nın yanındayız sevgili seyirciler. Görüyorsunuz, kartal yuvasını inşa ediyorsun. Aynen öyle. Evet, amacın ne abi? Amacımız para kazanmak. Para diyorsun. O zaman sana çok net bir soru soruyorum. Tabii. Şu an bir ülkeye gitme şansın olmuş olsaydı. Nereye? Nereye? Bir ülkeye. Tamam mı? Evet. Dünya üzerinde herhangi bir ülke. Sana kalmış bir şey. Bir ülkeye gitmiş olsaydın nereye giderdin ve neden giderdin? Amerika'ya giderdim. Gezmek için giderdim. Kaynatmak için. Amerika'da neler yapardın? Vallahi ne yapardım bilmiyorum ki, o anki psikolojime bağlı. Ama bir dakika, ben bir şey diyeceğim Murat. İlk Amerika deyince senin gözlerinde başka bir ışık gördüm ben hocam. O ışığı bize anlatır mısın lütfen? Ya ne bileyim, hayat orada ya. Buralar beni sarmıyor. Öyle bakıyorum, Amerika güzel yani. Macera dolu Amerika. O yüzden. Amerika'nın en meşhur şeyi nedir sence? Seni bağlayan, seni oraya gitmeye özel kılan şey nedir? Ne bileyim, farklı ya. Onu anlatamam ki şimdi sana ben. Yıllardır hayalini kuruyorum, anlatılmaz yaşanır diyor sevgili seyirciler Murat arkadaşımız, değil mi? Peki şey diyeceğim Murat, şimdi Amerika'ya gittin abi, tamam mı? Evet. Ya bana şunu söyle ya, ilk yapacağım şey şu olurdu de ya. Söyle içinden geldiği gibi Murat. İlk yapmak şey ne olurdu? İlk yapmak şey ne olurdu? Ortama kaymak olurdu ya. Böyle hatunlara falan laf atmak olurdu herhalde. Aralarına karışmak olurdu. Değişik değişik şeyler yapardım. Mesela bir hatun geçiyor, tamam mı? Amerikalı kendisi. Sen de Türksün abi. Gittin nasıl laf atarsın? İngilizcem yok ki kardeş. Ari kola. İngilizcem yok ki. Bilmiyorum ki ya, derdim ne güzelsin sen derdim ya. Lütfen derdim ya. Belki de senin Türkçene aşık olurlardı. Vallahi bilemiyorum. Ne olacağız? Nereden buldun beni ya? Evet sevgili seyirciler. Murat'ın tek hayali şu an Amerika'ya gidip bayanların arasına karışıp onlara laf atmak, ama İngilizce bilmiyor, onu yapamıyor. Allah yardım etsin hacı. İnşallah, amin. İnşallah, amin. Sana bugün bir şans vermiş olsam, tamam mı? Evet. Bu sorunun devamı ne olabilir sen? Ne yapmak isterdin? Ne yapmak isterdin? Öyle değil de. Hangi ülkeye gitmek isterdin ve neden gitmek isterdin? Sevgili seyircilerimiz merak ediyor. Fransa'ya gitmek isterdim. Neden? Çünkü orada yaşamak istiyorum. Bir hayalim var, o yüzden gitmek istiyorum. Hayalin nedir? Çok merak ettim. Çok özel bir hayal. O özele giremez miyim? Yok, özel bir hayal. Sevdiğin birisi var o zaman orada ya. Yok. Ben anladım. Hemen anladım sevgili seyirciler. Evet, gerçekten. Hayallerini sevdiği kişiye göre kurabilen yürekli bir insan. Galatasaray mı olsun, tamam mı? Şaka yapıyorum bu arada. Bütün takımları seviyoruz sevgili seyirciler. Fransa'ya gidiyorum. Gönderiyor musun? Gönderecekler. Tabii ki de göndermişim. Tabii ki de göndermişim. Evet sevgili seyirciler, daha demin çok enteresan bir görüntü yakalatmak istedik. Gerçekten abimiz kafasıyla, çeker misin? 103 yaptı sevgili seyirciler. Abimiz kafa attı ve 103 yaptı. Beton Kemal mi diyorlar abi sana? Yok, direkt beton. Esin beni. Hakan. Hakan abi, daha demin kafa attın ve 103 yaptın. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani dile kolay bir rakam değil mi? Evet, kesinlikle. Sevginiz mi?
Nasıl, gurur duydunuz mu? Çok. Yani duygulandım gördüğümde o rakamı. Kesinlikle. Şu an sana bir şans vermiş olsam, bir ülkeye gitmek istemiş olsan ya da seni bir ülkeye göndersek, hangi ülkeye gidersin ve neden? Yani genelde Güney Amerika düşünürüm ben. Arjantin, Şili, Brezilya. Peki Arjantin'e atar mısın böyle kafa değişik şeyleri? Oo, Maradona'dan sonra elimle bile atarım böyle uçan eline. Annem de ne diyorsun ya? Tabii tabii, hiç acımam. Size soralım. İrlanda tabii ki. İrlanda neden? Çok sevgili seyirciler, her zaman aldığım cevaplardan bir tanesi değil. İrlanda. Merak ediyorum acaba neden? Çünkü İngilizce öğrenmek istiyorum. İnşallah bu yaz gideceğim. O zaman... Bir de İrlanda müziğini de araştırmak istiyorum. Efendim? İrlanda müziğini de araştırmak istiyorum. İrlanda müziği? Evet. İrlanda müziği nasıl oluyor ki? Kelt kültüründen gelen bir müzik. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Seni en yakın zamanda Güney Amerika'da, seni de İrlanda müziğini keşfetmiş bayan olarak görmeyi hayal ediyoruz. O zaman ne yapalım? Sevgili seyirciler, Güney Amerika ve İrlanda cevabımızdan sonra biz hala Beşiktaş'ta turlamaya devam ediyoruz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkürler. İsim neydi kardeşim? Güven. Güven. Evet, sana güvenerek bir soruyu soruyorum Güven. Tamam mı? Güven, sorum şu. Sana şu an bir şans vermiş olsam, tamam mı? Seni istediğin herhangi bir ülkeye göndermiş olsam, hangi ülkeye gitmek istersin ve neden? Herhalde Barcelona'ya gitmek isterim ben. Neden? Bilmiyorum, yaşam standartlarından oturuyor. Barcelona için de derler, aşıklar şehri falan derler biliyorsun. Var mı öyle? Venedik, İtalya. Sen aşk insanısın o zaman. Aynen, aşık. Aşık olduğun bir insan var mı? Var. Ne zaman Barcelona'nın yolcusu olacaksınız inşallah? Parayı bulunca. Parayı ne zaman bulunca düşünüyorsun? Bu ayın sonunda inşallah Milli Piyango'dan çıkarsa bulacağız. Sevgili seyirciler, Güven'e bir kere daha güvenliğimi söylemek istiyorum. Bu ay sonu Milli Piyango'dan büyük ikramiye vuracak. Ve aşkını alıp Barcelona'ya gidecek, doğru mu? Evet, doğrudur. Ve size selam söyle kanka. Aleykümselam. Güven arkadaşımız Barcelona'ya gitmek istiyor. Aşkını alıp Aşklar Şehri'nde ya da Venedik'te aşkımın kıymetini arttıracağım dedi. Bizden de Messi'ye selam var. Bakalım selamımızı alacak mı, alsın artık. İsim neydi abi? İbrahim. İbrahim abi. Ne yapıyorsun abi? Satıyorum. Ne satıyor? Balon. Balon satıyor sevgili seyirciler, İbrahim abimiz. Nasıl, uçuyor mu bunlar abi? Uçuyor abi. Kaç yıldır bir şey yapıyorsun? Abi dur, uçtu. 6 aydır abi. 6 aydır mı yapıyorsun? Abi sana o zaman bir şey soracağım. Sana şu an bir şans vermiş olsam, seni bir ülkeye göndermiş olsam, nereye giderdin ve neden? Hiç düşünmedim ki abi. Sen düşün abi. O nasıl bir soru? O nasıl bir soru? Adam hazırlayarak sorar. Birdenbire sorar mı? Tamam, sana birdenbire soruyorum abi. Hawaii'ye giderim abi. Hawaii. Neden abi? Fıstığı çok abi. Nasıl fıstığı abi? Şam fıstığı, yer fıstığı, her türlü fıstık var abi. Şam fıstığı, yer fıstığı, her türlü fıstık var abi. Peki abi, bir şey söyleyeceğim. Damak zevkin oldukça iyi görüyoruz. Yani Hawaii'nin fıstıkları meşhur dersin. Gider gider yer yer gelirim mi diyorsun abi? Aynen. Öyle mi? Muzu da var. Yalnız abi sevgili seyirciler, görüyorsunuz kabuklu şeyleri soymayı seviyor herhalde. Fıstık ve muz. Değil mi abi? He. Oldukça net. İbrahim abi. Hey. Çekil, hazırladın. Evli misin? He. Yengeyizlerse ne yapacaksın? Ya ne yapacaksın? Ya ne yapacaksın? Ben herifi erkeğim kardeşim. İşine gelirse ya. Erkeğim, fıstık yemek benim hakkım değil mi diyor yani, sevgili seyirciler yani? Allah Allah, şam fıstığı da yerim, yer fıstığı da yerim kardeşim. Ağız benim değil mi? İstediğimi yerim. Evet. İbrahim abi sevgili seyirciler, gördünüz, Hawaii dedi, fıstık ve muz cevabı oldukça ilginçti. Damak zevki çok geniş abimizin. Sevdiği yiyecekler var. Abi ümit ediyorum bir an önce Hawaii'ye gidip fıstık yemeni diliyorum. İzleyiciler, çok net bir cevap. Abi ne yapacaksın o ışıkları görüp? Ya hayalim sana... yani şimdi ölmeden önce yapacaklarım arasında. Kuzey ışıklarını görmek için arkadaşımız diğer ülkeye tercih etti. Bakalım başka insanlarımız hangi ülkeye tercih edecek diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. İyi akşamlar. Sana bir soru sorabilir miyim? Acelem çok var. Basit bir soru. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, yapmak istemeyen bir hanımefendi uğurladık sevgili seyirciler. Yapmak isteyen bir hanımefendi gelir az sonra. Şimdi izleyeceğiz.
Bir de hiç gelmiyormuş diyorsun s***. Yine iki gün burada s***yum tabii. Evet seksiler bu, evet bu kareyi biz bekliyorduk. Gerçekten şahane. Şahane insanlar hemen buraya oturabilir miyim? Hemen gelin arkadaşlar. Sevgiler görüyorsunuz efsane bir kadronun arasına gireceğimi size söylemiştim. İsmim neydi? Emine canım. Emine. Tamam mı siz? Ülfet. Ülfet. Kudret. Kudret. Ayşe. Ayşe ne? Fadime diyeyim o tamam. Evet, evet zaten sevgili seyirciler anladık. Bu üç bayan doğru söyledi. Onun için üç bayana devam ediyoruz dermişi. Şimdi o zaman size bir şey soracağım tamam mı? Tek tek. Sağdan başlıyorum size soruyorum. Bu arada hepiniz birbirinizden çok güzel bayanlarsınız. Gerçekten cennete düşmüş gibi hissediyorum kendimi. Efendim? Beyler de duysun. Evet. Enişteler de duyulur. Yok. Bey yok mu? Yok. Düşünüyor musun evlenmeyi? Yok düşünmüyorum şu an için. Öyle mi? Evet. Hayatta bir daha yani. Boşanırsam hayatta bir daha evlenmeyi düşünmüyorum. Gerçekten. Hani erkekler biraz çok fena. Hepiniz de erkeksiniz ama. Mesela erkekler neden fena? Ya erkekler genelde nankörler. Gerçekten nankör. Kedi gibi miyiz? Kedi daha iyi bence. Köpek. Neyse sevgili seyirciler. Bayağı yediler bizi. İlk sağdan başlayalım tamam mı? Emine'ydi değil mi? Evet. Emine Hanım sana şimdi şunu soruyorum. Sana şu an bir şans vermiş olsam. Sana şu an bir şans vermiş olsam. Bu sorunun devamı sence ne olabilir? Şans vermiş olsam ne yaparım? Hayır ne yaparsın değil. Ne? Seni bir ülkeye göndermiş olsam. Hı. İlk gideceğin ülke hangisi olurdu ve neden? Valla Venedik olurdu. O hani... aşk bayanı sevgili seyirciler. Gerçekten aşk bayanı. Venedik'e gidip aşk yaşamak istiyorsun evet, herhalde. Kesinlikle. Yo o değildi ama hani Venedik isterdim. Venedik olmasını isterdim. Neden Venedik? Güzel şehir. Hoşuma gidiyor onlar. En fazla ne hoşuna gidiyor? Hani böyle kayıklarla geziyorsun ya şehir. Sen neden? Nereye gitmek istiyorsun? Yunanistan. Neden Yunanistan? Ne bileyim yani kültüre yakın olduğu için, sahil bölgesi olduğu için orada yaşamak isterdim. Sıcak bir ülke olduğu için. Sıcağı çok seviyorum. Sıcağı çok seviyorsun. Evet. Hangi anlamda? Her anlamda. Nasıl çekerseniz. Sevgili seyirciler harbiden pırıl pırıl efsane bir grubun içindeyiz. Faruk soruyor, Faruk soruyor. Soruyor, soruyor, Faruk soruyor. Evet, soruyorum. Çok arada böyle güzel böyle kareleri yakalamaya çalış. Algın sürekli açık olsun böyle hunharca düşün anladın mı yakalaman için? Hunharca düşünmen lazım kardeşim. Anladın mı? Kardeşim sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Vallahi süpersin çünkü hemen sempatinin güvenliği. Vapura yetişmemiz lazım. Hemen vapur, tamam. Vapur zaten bizi bekliyor. Tamam merak etme vapuru durdurduk senin için. İsim neydi? Deniz. Sana şu an bir şans veriyor olsam. Evet. Bir ülkeye göndermiş olsam seni. Aha. Hangi ülkeye gitmek istersin ve neden? İngiltere'ye gitmek isterim. Çünkü sağlık hizmetleri falan çok iyi diye biliyorum. Peki İngilizcen var mı? Var biraz. Aha. Ne seviyedesin? Fena değil yani konuşuyorum. O zaman de ki sevgili seyircilerimiz de bekliyor sabırsızlıkla. İngilizce ama söylemeni istiyorum. Tamam. İngiltere'ye gitmek istiyorum. Hayalim orada gidip sağlık şartlarından yararlanabilmek de. Tamam. I want to go to the England. My dream is to benefit from their health conditions. Falan filan öyle bir of course. Mans. Şu an bir ülkeye gitmiş olsan, gideceğin ilk ülke neresi olur ve neden? Rusya olur. Neden? Görmüyor musun bizi ambargo koyuyorlar, biz de ambargoyu deleceğiz, gideceğiz. Ambargoyu deleceğiz dedin abi, yanlış anlamadın değil mi? Tabii. Gidip yani Putin'le mi göreceksin yoksa Rusya'dan halkla mı başlarız? Ne işimiz var bizim görüşeceklerimiz belli ya. Mesela abi bir tarif eder misin o kişileri? Tarif etmeyin boşver. Tam geçen bu noktada kondom görevlileri vardı. Şu an arkada da bir ordu var sevgili seyirciler. Görüyorsunuz belirli değerli bir üniversitemizin kondom görevlileri. Kondom görevlileri. Evet sevgili seyirciler yanımızda çok çılgın iki arkadaşımız var. Şu an size bir şans vermiş olsam. Gitmek istediğiniz hayalinizde olan ilk ülke neresidir ve neden? Jamaika. Aynen. Jamaika neden? Cugura bedava. Cugura bedava. Ney bedava? Jugara. Evet sevgili seyirciler gerçekten Jamaika'nın tüm güzelliklerini Celil arkadaşımızda görüyoruz. Çok mantıklı bir açıklama yaparak Jamaika'ya gitmek istiyorum. Neden dediğim zaman ne dedin? Jugara bedava. Jugara bedava dedin. Her şey Jamaika için. Sevgili seyirciler gerçekten arkamızda bir motor dünyası var. Görüyorsunuz insanlarımız bütün motorları buraya dizmişler ve daha demin fotoğraf çektirdiler. Kendilerini soracağız. Bakalım gitmek istedikleri ülke nereymiş? Bu çılgınlıklar
çılgın ülke neresiymiş çok merak ediyoruz. Şimdi sizlere göstereceğiz. İsim neydi? Öznur. Öznur. Sana da soralım. Sen de sürüyor musun motor? Sürüyorum. Sürebiliyorsun. Evet. Limit kaç? En son kaça gördün? Ben çok gidemiyorum çünkü zayıf olduğum için çok fazla gidemiyorum. Dayanamıyorsun. Evet, tam o zaman sana şunu sorayım. Limiti sormayayım. Sen de ilk gitmek istediğin ülke ve neden? Bana bunun açıklamasını yaparsan çok mutlu olurum. Aşkımla birlikte Tokyo'ya gitmek isterdim. Tokyo neden? Merak ediyorum. Hep yarışlar falan oldu. Yakuza'lar falan biliyorsun. Oran meşhurdu. Evet. Artık motor yarışları diyorsunuz öyle mi? Evet. Amerika'nın devletlerine gidiyoruz. Herkese iyi akşamlar. Bekle bizi Amerika. Faruk soruyor. Devam ediyor. Evet. Şu an seni bir ülkeye göndermiş olsam. İlk ülke neresi olur ve neden? Brezilya. Aa, Brezilya. Evet. Var mıdır Rio karnaval falan merakın, sempatin var mıdır? Evet, aynen. Öyle mi? Ya, gerçekten. Ne zaman gitmek istersin? En yakın zamanda. Biz de Faruk Soruyor ekibi olarak gerçekten kafaya koyduk 2017 yeni yılı Rio Copacabana'da geçirmek istiyoruz. Evet. Belki ne malum siz de orada olabilirsiniz, olur mu? 2017 yeni yılı. Evet. Bilmem. Daha mı erken olursun? Ya tabii. Evet, biz Gülten'e yetişemiyoruz sevgili seyirciler. Kendisi ilk başta Amerika'yı tercih etti. Sonra Brezilya dedin değil mi? Evet. Brezilya'da Rio'ya katılmak çok isterim dedi. Gülten'den samimi cevaplar geldi. Gülten sanki kötü bir şey söylüyormuşum gibi bakıyor ama. Peki siz nereye gitmek isterdiniz? Ibiza. Ibiza, o ne var ki Ibiza'da ya? Çok pahalı bir ada, oraya gidersek zengin olduğumuz anlamına gelir. Il me demande où tu veux aller, il me dit Ibiza. Ah. Je dis pourquoi, il me dit parce que c'est une ville très chère et qu'il y a moyen d'être riche. I've been to Ibiza. Gitmişiz Ibiza. Ah, nasıl? Et c'est comment? J'étais mineure alors je sais pas. Dis ça. Ne ne ne. 18 yaştan küçüktüm o yüzden çok keşfedemedim diyor. Evet sevgili seyirciler, Kulin 18 yaşından küçük olduğu için çok keşfedememiş. Peki gittiğinde keşfedememiş. Şimdi ya 18'i aştı canım. Tamam. Ya o zaman zaten evet, onu söyledim. Evet. Peki şunu soracağım. Dezavantajı 18 yaşında olmamasının dezavantajı neydi? Çok merak ediyorum. Nasıl yani, anlamadım. Ibiza'ya gittiğinde 18 yaşında değildi ya. Onun dezavantajı neydi? Neden çok keşfedemedi? Onu merak ettim. Pourquoi t'as pas pu profiter à fond parce que t'étais mineur? Tu voulais faire quoi là-bas? Sortir, boire. Eğlenmek, gece kulüplerinde falan öyle yani. Evet sevgili seyirciler, evet sevgili seyirciler. Gördünüz, Gülten ve Kulin'e veda ettik. Gerçekten şahane cevaplardı. Kulin Ibiza'ya da gitmiş sevgili seyirciler. Benim hayalim olan ülke Ibiza'ya gitmiş. Fakat 18 yaşından küçük olduğu için Ibiza'nın pek de fazla keyfini alamamış. Ama ben 18 yaşından büyüğüm ve Ibiza'ya iple çekiyorum. Oraya gideceğim sevgili seyirciler. Size de orada çok değişik, çok atmosferi bol renkli kareleri izleteceğim. Evet sevgili seyirciler, gördünüz Faruk Soruyor 4. bölümümüzün de sonuna geldik. Evet, Beşiktaş halkını tuttuk. Gerçekten ne cevaplar geldi? Hangi ülkeler çıktı? Yani gördünüz, siz de izlediniz. Biz de, ben de açıkçası şaşkınlığımı gizleyemedim. Gerçekten tiyatrocu arkadaşlarımız, orada çılgın grup hanımefendiler, efendime söyleyeyim Jamaika'ya gitmek isteyenler gibi motor tayfası, Yakuza diyenler bile oldu. Sevgili seyirciler, gerçekten çok açık ve net şaşkınlığımı gizleyemedim. Ülkemiz insanı, hangi ülkelere gitmek istiyorsunuz gördük. Ben şimdi bir de size soruyorum. Evet, Faruk Soruyor 4. bölümümüzün sorusunu sizlere soruyorum. Siz nereye gitmek isterdiniz? Kendinize cevap verin ve açıklamasını kendinize yapın. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğlendirdiysek ne mutlu bize. Mutluluk aşılıyoruz. Mutlu olmak için her daim Faruk Soruyor ve FKMD'yi takip edin. Evet sevgili seyirciler, bu eğlence bana yetmedi. Daha fazla eğlenmek istiyorum diyorsanız hemen kanalımıza abone olup önerilen videoyu izleyebilirsiniz.